Aziz Şehîd İskilipli Atıf Hoca Kuddise Sirruhu 1876'da Çorum'un Tophane köyünde doğan Atıf Efendi, ilk tahsilinin ardından İstanbul'a gelmiş, 26 yaşındayken 1902'de en iyi dereceyle icazet almıştır. 1902'de imtihanla Darül Fünun, yani üniversitenin ilahiyat kısmına ikinci olarak girmiştir. 3 yıl sonra üniversiteyi bitirip Kabataş Lisesi Arapça muallimliğine tayin edilmiştir. 1910'da medreseler müfettişi olmuştur. Bu arada Çorum'dan aday olup mebus seçileceği sırada İttihatçıların hıyanetine maruz kalarak 31 Mart vakasında ve Mahmud Şevket Paşa'nın katlinde dahil olduğu ileri sürülerek 5,5 yıl sürgün hayatı yaşamıştır. İttihatçıların devleti batırmaları sonucu İstanbul'a dönmüş ve Şeyhülislamlığa verdiği istida ile 1 Ocak 1919'da Darül Hilafet-i Aliye Medreseleri İbtidai Dâhil Medresesi Genel Müdürü olmuştur. 1924 tarihinde Frank Mokallitli ve Şapka adlı bir risale yazmış ve neşrinden 1,5 yıl sonra evinden alınıp polis müdüriyetine getirilmiştir. Akabinde Giresun İstiklal Mahkemesi'ne sevk ile burada muhakeme edilmiştir. Kitabın yazılmasından sonra, yani 25 Kasım 1925'te çıkan şapka giyilmesi hakkında kanuna muhalefetten mahkeme edilmişse de suç unsuru bulunmadığından serbest bırakılmıştır. Fakat akabinde Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından tekrar tutuklanmıştır. Yeni rejim kurban istediğinden Atıf Efendi zorla suçlu çıkarılmış ve 3 Şubat 1926'da yapılan muhakemede mahkeme başkanı müdafaasını isteyince, "Hacet yok efendim, müdafaa etmeyi gerektirecek bir günahımız olmadığı esasen ortaya çıkmıştır. Vicdanınızın vereceği hükme intizah ediyorum" demiştir. Aslında müdafaa hazırlanmış, fakat rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüp, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine kavuşmaktan kaçınıp müdafaa hazırlamakla mı meşgul olduğu tarzındaki hitabı karşısında bundan vazgeçmiştir. İdama mahkum edilmesi üzerine 4 Şubat 1926 Perşembe günü şafağında hükmü infaz edilmiştir. Mevlana'takvimi.com